Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte ikinci videoda Chimsa'nın bilançosunun analizini yapacağım. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoları beğeni atıp, yorum bırakıp kanalımıza da abone olursanız çok çok güzel olur. Bir kişinin bile gerçekten etkileşime çok çok faydası oluyor. Bunlardan dolayı benden ne olur demeyin. Bir tane beğeni bir tane yorumu eksik etmeyin kanaldan ki etkileşimimiz gayet güzel bir şekilde artsın. Şimdi hemen öncelikle dönem varlıklar kısmından başlayarak bilanço analizimize başlayalım. Şimdi dönem varlıklara baktığımız zaman Çimsa'nın dönem varlıkları 2.2 milyar TL'den 5.9 milyar TL'ye artmış durumda burada çok ciddi bir artış var yani iki buçuk üç kat arasında bir artış var şöyle hesap makinesini alalım burada gerçekten de e, çok ciddi bir artış var 5.938 diyelim bölü 2.239 yaptığımız zaman bakın burada 2.65 katlık bir artış olduğunu görebiliyoruz dönem varlık kısmında şimdi duran varlıklara bakalım duran varlıklara baktığımız zamansa 3 milyar TL'den 5. 66 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz. Burada da iki kata yakın bir artış var. Bu anlamda da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Toplam varlıkları baktığımız zaman yani aktiflere baktığımız zamansa 5.24 milyar TL'den 11.6 milyar TL'ye de gelmiş durumda. Yani aktifler varlıklar oldukça güzel bir şekilde artmış. Hemen e, buradan Yükümlülüklere bakalım. Şimdi yükümlülüklere baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklerimiz burada e, yine çok ciddi artan yükümlülük kısmında kısa vadeli yükümlülüğümüz 1.9 milyar TL'den 4.99 milyar TL'ye çıkmış durumda. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 540 milyondan 499 yani 500 milyona inmiş durumda ama bu şirketin zaten büyük yükümlülüğünün çok çok büyük kısmı kısa vadeli yükümlülüklerde bulunuyor. Hemen kısa vadeli yükümlülük demişken hemen cari oran ve likit oranın hesaplamasını da yapalım. Şimdi hesap makinemizi açalım. Öncelikle şimdi burada baktığımız zaman dönem varlıklarımız 5.93 milyar TL 5.938 böyle diyelim. Buradaki bizim ee, kısa vadeli yükümlülüğümüz kaçtı? 4990. Bu işlemi yaptığımız zaman bakın bizim cari oranımızın 1.18-1.19 çıktığını görebiliyoruz. Şimdi likit oranı da hemen hesaplayacak olursak burada 5938 Eksi diyelim. Stoklara bakalım. Stoklara da baktığımız zaman bakın 1126. Hemen eksi 1126 diyelim buradan. E, bölü. Ve bunu da kısa vadeli yükümlülükleri yine böleceğiz. O da 4990'dı. Şöyle kapatarsak yaptığımız zaman bakın. Bizim likit oranımızın yani likidite oranımızın da 0.96 olduğunu görebiliyoruz. Bu birin altına düşmüş. Ama yine bire de yakın. Yani nakit anlamında çok ciddi bir sakıntısı olduğunu düşünmüyorum. Şirketin bu anlamda e, fena o durumda değil. Tabi daha da iyi olabilirdi. Onu da belirtelim Şimdi öz kaynaklara baktığımız zamansa öz kaynaklarımızın da 6 nokta pardon ana ortaklığa ait öz kaynaklara bakacağız bu arada. Yani burada kontrol gücü olmayan payları her zaman için çıkarmanız gerekiyor. Bu da aslında bilanço da püf noktadır. Şimdi ana ortaklığa ait öz kaynaklara baktığımız zaman ise burada 2.49 milyar TL'den 5.7 milyar TL'ye de geldiğini görüyoruz. Ee, bu anlamda da yine oldukça güzel bir artış yakaladığını söyleyebilirim. Şimdi öz kaynaklar gayet güzel artmış. Dönem varlıklar gayet güzel artmış. Nakit anlamında Kötü durmuyor şirket yani cari oran 1'in üzerinde likidite oranı da 1'e yakın civarlarda e, bunlar e, fena durumda değil. Şimdi gelelim burada e, hasılattır, ürütkyardır bunlara bir göz atalım. Öncelikle hasılatımıza baktığımız zaman hasılatımız burada 3.74 milyar TL'den 8.58 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani burada... 2-2,5 kat arasında bir artış var ee, enflasyonun üzerinde diyebiliriz Ama brüt kâra baktığımız zaman ise burada 712 milyondan 1.47 milyar TL arttığını görüyoruz burada 2 kat civarında bir artış yakalamış e, Çimsa şirketi. Çimsa şirketinin daha sonra e, buradaki giderleri çıkardığımız zaman esas faaliyet kârının da 743 milyondan 1.3 milyar TL arttığını görüyoruz. Yani esas faaliyet karı bakın brüt kardan daha fazla artması gerekir. Brüt karın da burada hasılattan daha fazla artması gerekir. Yani böyle olmadığı zaman marjlar düşer, maliyetler artar. Bunlar tabii ki de şirkete olumsuz etki eder. Bunlar şirketi olumsuz etki ederse o zaman da şirketin gerçek işleri, yani çimento işinden elde ettiği karların bozulmaya başladığını görüyoruz buralarda. Bu arada videonun bu bölümünde e, Telegram grubumuzda Moonlight isimli bir ablamız vardı. Ona da buradan selam gönderelim. E, genel yönetim giderlerinin çok fazla arttığını söylemişti. Baktığımız zaman o da 182 milyondan 376 milyona çıkmış. Yıllık bazı baktığımız zaman iki kat civarında bir artış var. E, burada tabii ki de bütün giderlerini arttığı gibi genel yönetim giderlerinin de arttığını görüyoruz. Şimdi faaliyet karına Baktığımız zaman dediğimiz gibi çok aslında düşük bir artış var. 743 milyondan 1.3 milyar TL'ye ve burada yatırım faaliyetlerinden gelirler. İşte yana, e, yatırımcıları yanıltan kısımda burası. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımız zaman geçen sene buradan 35 milyon TL gelmiş. Bu sene 1.75 milyar TL gelmiş. Durumda e, bununla birlikte de finansman gelir gider öncesi faaliyet kârı 945 milyondan e, 3.53 milyar TL'ye çıkmış durumda. Burada tabii ki öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar da var. Bunları kattığımız zaman burada yani 945'ten 3.53 milyar TL'ye çıkmış. Burada çok ciddi bir artış var. Bunun da tabii ki hemen sebebini söyleyelim sizlere. Burada yani bu şirkete çok ciddi bir e, maddi duran varlık satışı oldu. O da 1.67 milyar TL'lik bir satıştı. Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Sanayi e, ürünlerine e, bir gayrimenkul satışı oldu. Bunlardan dolayı da 110 milyon lira civarında yani bunlardan dolayı Çimsa'nın o net karı aslında bir nevi bizi yanıltıyor. Bunlarda Bunları söylemek istiyorum. Yani şirketin esas işinde ne yazık ki bozulmalar var. Enflasyonun altında kalmış, maliyetler çok artmış. Burada bir gayrimenkul satışı gördüğünüz gibi net karı coşturmuş. Yani bu bir daha olacak bir şey değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şirketin aslında esas işinden büyüme sağlaması gerekir ki biz diyelim ki o zaman bu şirket gerçekten de gayet başarılı, enflasyon üstünde gayet güzel karlıklar yapmış diyelim. Şimdi burada son olarak net kâra bakalım. Net kâra baktığımız zamansa bakın 1 milyar TL'den 3.56 milyar TL'ye de bir artış var. Yani kontrol gücü olmayan payları çıkardığımız zamansa e, burada 1 milyar TL'den 3.43 milyar TL'de artış olduğunu görüyoruz. Yani net kardaki artış güzel ama dediğim gibi bir seferlik oluş olacak bir durum bu. Ee, bir dahaki senelerde böyle bir şey e, tabii gayrimenkul satışı olursa yine olur ama olmazsa tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi hemen gelelim bir de çeyreklik bazı duruma bakalım. Zaten burada her şeyi göreceğiz. Şimdi satışlara baktığımız zaman Burada bakın satışlarımızın e, 2021'in son çeyreğinden itibaren e, 1.2 milyar TL, 1.3, 2.2, 2.4, 2.5. Yani burada Ciro'da hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir sıkıntı yok derken artışlar devam ediyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Ama Fave'ye baktığımız zaman 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren bakın burada rekor Fave gelmiş. Daha sonrasında 470'ten 386'ya inmiş. Daha sonrasında da 240'a Yani burada bir iniş iğmesi var. Ne yazık ki e, bakın bu anlamda şirket esas işinden e, kar elde etmeyi e, azaltmış. Bunlardan dolayı da şirketin esas işinin bozulduğunu görebiliyoruz. Maliyetlerin arttığını söyleyebiliriz. Net kara baktığımız zaman ise işte bakın o gayrimenkul satışıyla olan Net kar burada patlamış 1.99 milyar TL ama e, bizim 1.6 milyar TL zaten gayrimenkul satışından gelmişti. Onu çıkarırsa yaklaşık 400 milyon TL gibi bir şey kalacak burada. Hemen hemen bu çeyreğin biraz da altında yani e, bu anlamda Netgear gerçekten de şu Netgear esas işine göre biraz yanıltıcı bir Netgear. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki de şirket için gayet güzel ama yani Netgear patlaması yaşadı diye şirketin esas işine bakmazsanız o zaman şirket hakkında yanlış yorum yapmış olursunuz. Ee, genel olarak bilançolar bu şekilde bilançonun açıkçası çok iyi olmadığını düşünen taraftayım. Ee, esas işlerin bozulduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu deprem olayıyla birlikte çimento sektöründeki hareketlikten kaynaklı olarak çimsa'da da hareketlenmeler görebiliriz. Ee, kısa vadeli hareketler gördük. Uzun vadede de böyle hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim bir de son olarak teknik bazlı yorumuna bakalım çimsanın. Şimdi çimsa'ya baktığımız zaman bugün itibariyle eksi 5.73 galiba tabana da gidiyor tam e, yanlış hatırlıyor da olabilirim. Burada 107.9'da önemli bir desteği var. Yani buralara düşerse buralar güzel bir alım bölgesi olabilir Çimsa için. Daha da aşağı gelirse bu sefer de 97 94 bölgesi e, şöyle 97 ve 94'e işaretleyelim. Yani buralar önemli destek bölgeleri olarak gözüküyor Çimsa şirketinde. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.